Değerli STV izleyicileri, Sanata Daire hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir cumartesi akşamı yine sizlerin huzurundayız. STV ekranlarındayız. Şu anda aynı zamanda STV Facebook hesabından da bizleri izleyebileceksiniz. Evet, yine keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Sizleri yeni bir yetenek, yeni bir sesle tanıştırmak istiyorum aslında. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise son sınıf öğrencisi Ada Canata benimle birlikte. Merhaba. Adacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Benim davetimi kırmadığın için çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli STV ailesi, değerli izleyiciler, Ada Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise son sınıf öğrencisi. Onun biraz müzikle ilgili hayat öyküsünü dinleyeceğiz. Çok değişik bir başarı elde etti ve gerçekten aslında göğsümüzü kabartan, gururlandıran bir başarı öyküsü var. Amerika yolcusu ama küçük bir şeyimiz var, eksiğimiz var. Onu anlatacağım birazdan efendim size. Biraz onu dinleyeceğiz ama ilk önce Ada'yı dinleyelim. Ada Canata kimdir? Ada, kendini anlatır mısın bize? Merhaba, ben Ada Canata. 17 yaşındayım, 2005 doğumluyum. Annem babam müzik öğretmeni. O yüzden zaten müzikle ilgilenmeye başladım ilk başta. Küçük yaştan beri evde sürekli müzik oluyor. Piyano eğitimi aldım. Bir sene iki elin sesi var çocuk senfoni orkestrasında viyola çaldım. Harika. Akordiyon eğitimi aldım. Birçok farklı enstrüman denedim. Ve çok büyük bir caz hayranıyım. O yüzden konservatuara girdiğimde trompet çalmak istiyordum. Cazın ana çalgısı olarak geçtiği için. Büyük bir trompet hayranıydım aynı zamanda. Fakat diş yapımı uygun olmadığı için arp hocamla karşılaştık. O bana arp videosu izletti. Ellerimin çok uygun olduğunu söyledi. Böylece arp çalmaya başladım. Çok küçük yaştan beri şarkı söylüyorum aynı zamanda. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Harika. Yani gerçekten gurur verici bir şey. Annene babana buradan selamlarımızı gönderelim. Onlar bizi izliyorlardır şu anda. Böylesine değerli bir evlada sahip olmak gerçekten çok değerli. Onun yanında aslında Anadolu Üniversitesi bünyesinde de senin gibi genç bir yeteneğe sahip olmak da bence ayrıcalık diye düşünüyorum. Adacığım, şimdi viola dedin, trompet aslında denedin, öyle değil mi? Trompet de çaldın mı? Yok, çalmadım. Çalmadın. Çalamadan, evet. Ondan sonra mı arpa geçtin? Evet. Peki o arp sürecinde hocan neler söyledi sana? Nasıl bir tanışma oldu? Hani sen viola dedin, başka enstrümanlardan bahsettin. Arp çok ayrı bir şey, evet, öyle değil mi? Evet. Nasıl, biraz o öyküyü dinleyebilir miyiz? Konservatuara giriş sınavından sonra, giriş sınavını geçerseniz eğer, enstrüman seçimi sınavı oluyor. Böyle enstrümanları tanıtıyorlar hocalar size. İşte vücut yapınız uygun mu, onları test ediyorlar. İşte benim el yapım, el kol yapım arpa uygundu. Sonra arp hocası bize arpa göstermeyi teklif etti. Arp odasına gittik, yukarı kata çıktık. Harika. Böyle işte içeri girdim, zaten kocamandı, çok gösterişli bir çalgıydı. O yüzden çok hoşuma gitti. Sonra başına oturdum, bir şeyler çalmayı denedim. Ufak tefek müzik bilgim vardı zaten, işte böyle daha dün annemiz falan gibi şeyler çalmayı denedim. Sonra şarkı söylemeyi de çok sevdiğim için ikisini birlikte yapabileceğim düşüncesi geldi aynı anda. Arp'la birlikte. Evet. Harika. Bu düşünce zaten beni çok böyle mest oldum yani bu düşünceye. Hani böyle yapmak istediğime karar verdim. Beşinci sınıfta işte oldu bunlar. Aynı zamanda beşinci sınıfta da o yaz Berkeley diye bir okul keşfettim Amerika'da. Evet. 10 yaşındayken. Ve bu okula böyle kafayı taktım. Çok yani yaptığı işleri izliyorum sürekli. O yaşta da öyleydi. Arabada sürekli onlar çalıyor falan, okulun yaptığı şeyler. Ve o yaşta İdealim bu olmaya başladı. Ben bu okula gitmek istiyorum. Arp çalıp şarkı söyleyerek gitmek istiyorum. Harika. Olarak oldu. Böyle kendine bir hedef koydun, evet, aslında. Öyle bir 10 hedef yaşında koydum. Bu hedefi, evet, koydun. Hı-hı. Ve şu anda 17 yaşındasın. 17 yaşındayım. Sanki o hedefe ulaştın, evet, diyelim. Evet. Bizi izleyenler şimdi bizi merakla takip ediyorlar. Acaba Ada, yani niçin Hüseyin Bey Ada'yı konuk olarak aldı? Yavaş yavaş geliyoruz efendim. 10 yaşında konulan hedef 17 yaşında 7 yıl sonra Ada tarafından gerçekleştirildi. Biraz ondan bahsedelim lütfen. Sınav sürecim şöyle oldu. Ta geçen yazdan itibaren şöyle ki ben aslında 11. sınıf olmam lazım şu an. Ama geçen yaz okul kurulu
sınıf atlama sınavları açtı benim için. 13 tane sınava girdim. Her dersten ayrı ayrı sınavlara girdim. 11. sınıfı bildiğime dair kanıtlamam gerekiyordu. Evet. Sınavlara girdim. Hepsinden başarılı oldum. Böylece 10. sınıftan 12. sınıfa atladım. Harikasın. Yani gerçekten büyük bir yetenekle karşı karşıyayız efendim. Yani bir seneyi 13 tane sınavla aslında bildiğini göstererek ve başarılı bir şekilde atladın ve şu anda aslında 11. sınıf olman gerekiyorken lise son sınıf öğrencisi. Evet. Harikasın, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sonra nasıl devam etti? Sonrasında lise son olmamın verdiği bir böyle gaz ve biraz aceleyle hemen işte sınav tarihlerini araştırdım Berklee College of Music'in. Ve çok az bir sürem vardı. Hemen İngilizce sınavına girmem gerekiyordu. Kasım'ın sonuna kadar onu teslim etmem gerekiyordu. Öyle bir tarihler çok sıkışıktı. Böyle bir 3 aylık bir süreçte hayatımın en yoğun 3 ayını yaşadım gerçekten. Ve okulun sınavlarına girdim. İngilizce sınavı verdim önce. Okul sınavlarını online yaptı. Oraya gitmeme gerek kalmadı. Sınavlara girdim. Sonrasında böyle mülakat tarzı bir şey oldu. Bana işte okulumuzu nasıl temsil edebilirsin gibi sorular da sordular. Sonrasında bir buçuk ay kadar bekledikten sonra da sonucumu aldım. Tam eğitim burslu olarak kazandım okulu. Bravo. Tam eğitim burslu Amerika'da bir okul. Lütfen ben yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Senden alalım o okulun ismini. Berklee College of Music. Yani bir müzik okulu tam eğitim bursu veriyor. Büyük bir gurur. Anadolu Üniversitesi için ayrı bir gurur. Aile için ve bizim için. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Sonra nasıl devam ettik? Sonrasında sınavlara geçtiğimi ve eğitim için ayrı bir ücret ödemeyeceğimi öğrendikten sonra artık yaşam için bir şeyler bulmam gerekti. Evet, şimdi oraya geldik aslında. Bence en önemli kısım o. Yani Amerika'da bir müzik okulu Ada Can Atay'ı bütün sınavlarını kabul edip geçiş anlamında bir başarı sağlıyor. Tam eğitim bursu veriyor. Fakat yaşam bursu kısmında takılıyoruz. Yani aslında yaşam bursu dediğimiz Ada Amerika'ya gittiğinde oradaki hayatını nasıl idame ettirecek? Şimdi burada da aslında nasıl bir çözüm bulacağız Ada? Senin söyleyeceğin var mı yoksa ben mi devam edeyim? Neler söylemek istersin? Şöyle, bu benim için çok uzun senelerdir olan bir hayal ve şu an yüzüp kuyruğuna gelmişken artık, yani bunu hani maddi sıkıntılardan dolayı gerçekleştirememeyi gerçekten istemiyorum ve çok korkuyorum böyle olmasından. O yüzden hani sürekli olarak bir destek arıyoruz ailemle, hani tanıdıklar olsun, işte bir sürü yere mail atıyorum ben ayrı ayrı. Hani yaptığım işleri gösteriyorum, bu hayalimi nasıl gerçekleştirdiğimi anlatan yazılar gönderiyorum. Hani böyle bir destek arayışı içerisindeyiz sürekli. Çünkü eğer okulun yurt ve yemekhanesini kullanamazsam ve ev tutmam gerekirse bunu hiç karşılayamayız. Hani bu o çok daha fazla pahalıya, öyle evet, değil çok mi? Daha evet, pahalıya denk gelecek. Çünkü kendi başıma tutmam gerekecek. Orada tanıdığım bir arkadaşım da olmadığı için hani ortak bir ev kirasına da girişemeyeceğiz. Evet, tabii. Yani bilmediğin bir alana gidiyorsun, evet, ve ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Bu ilk etapta herhalde yaşam bursu dediğimiz, yani tam eğitim bursu anlamında bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama yaşam bursu ilk etapta bir 10 bin dolara ihtiyaç, evet, var, evet, herhalde. Öyle, hı hı, değil mi? Aynen öyle. O da Türk parasıyla şu anda 150 bin civarında bir, evet, para. Hı hı. Bizim aslında sizin arayışınız bu yaşam bursunun bulunması, evet, bu noktada. Hı hı. Bu sanata değer veren iş adamlarının, iş insanlarının, iş kadınlarının Ada Can Atan'ın elinden tutmasını istiyoruz ki işte eğer böyle bir şey olursa ve adayı Amerika'ya gönderebilirsek orada Türkiye'yi gururla temsil, evet, edecek ve Türkiye'ye geri döndüğünde niye bizim o hani gururla bahsettiğimiz sanatçılar arasında yer alması ki? Şu anda bile izleyenler bence hayretler içerisinde diye düşünüyorum. Bugün aslında böyle güzel size sürprizler yapacaktık. Burada büyük bir art olsaydı sizin yanınızda çok güzel olacaktı ama bir takım fiziki ve teknik imkansızlık yaşadık adayla birlikte. Bu da hayatın bize göstermiş olduğu o çetrefilli yolların olduğunu da gösterdi. Ada burada biraz tabii morali bozuldu, beraber moralimiz bozuldu ama
Ben buradan adaya söz veriyorum. Kendisi de eğer bu davetimi kırmazsa Arpı'yla birlikte bayram sonrası yine programıma konuk almak istiyorum. Çok isterim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. O zaman söz aldığımıza göre bence şimdi Arp bir tarafa bırakalım ama adanın o güzel sesinden bir parça dinleyelim. Olur mu? Buyur efendim. Hangi parçayı seslendireceksin? Oturarak seslendirebilirsin. Tabii. Ella Fitzgerald'dan Cry Me A River parçası. Evet. Ada Canat'a karşınızda efendim. Ada Canat'a
Dedik ya aslında size daha geniş böyle güzel bir şey hazırlayalım dedik ama bu da çok güzel oldu. Hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Gerçekten çok keyifliydi. Sesine sağlık. Teşekkür ederim. Ayrı bir yetenek. Yani senin hem hedeflerin doğrultusunda ilerlemek ve bunun için çaba sarf etmek takdir edilisi. Takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama bir yandan da takdir etmek yetmiyor. Aynı zamanda adanın da yanında yer almamız gerekiyor. Yani Amerika'daki bu tam eğitim bursuna bir de bizde Eskişehir, o sanat şehri dediğimiz şehir destek olmalı ve ada Can Atay'ı Amerika'ya göndermeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi biraz bu Amerika'daki okuldan bahsedelim. Yani sen oraya gittiğinde senin müzik hayatında, yaşantında ne gibi değişiklikler olacak? Sana katkısı nedir? Nasıl anlatırsın Amerika'nı? Şöyle ki, bu okul çok uluslararası bir okul. Çok farklı kültürlerden, ülkelerden bir sürü öğrenci kabul ediyor. Ve bu benim kendi yaptığım müziği çeşitlendirmemde, başka kültürlerden bir şeyler öğrenmemde çok faydalı bir durum. Kesinlikle. Açıkçası. Ve okulun kendi eğitim kapsamı da çok geniş açıkçası. Ben oraya gittiğim zaman arp ve cazı aynı anda okumak istiyorum. Yani arp çalmayı bırakmak istemiyorum, şarkı söylemeyi de bırakmak istemiyorum. Bu yüzden hani okulla da konuştum bunu. Caz departmanında arp, caz ve şarkı söyleme üçlüsünü birleştirmeye karar verdim. Bu şekilde eğitim alacağım. Bunu da kabul ettiler öyle değil evet, mi? Evet, evet. Çok kapsamlı bir eğitimleri var bu sebeple. Peki tüm dünyadan bütün öğrenciler, genç yetenekler, senin gibi yetenekler başvuruyor Amerika'daki okula. Kaç kişi kabul edildi? Sen o kişinin arasındasın şu anda. Kaç kişi, yani koca dünyadan diyeceğiz artık. Kaç kişi başvurdu? Bu istatistiğe sahip misin, biliyor musun? Bildiğim kadarıyla 3000 kişi civarı bu okula başvuruluyor. Evet, 3000 kişi evet. Başvurdu ve kaç kişiyi kabul etti okul? Ama başvuran 3000 kişi hani klasik müziğe başvuruyor, caza başvuruyor. Evet. O yüzden hani bir sürü farklı departmana başvuruyor. O yüzden departman başına kaç kişinin kabul aldığını bilmiyorum açıkçası. Totalde kaç kişi kabul edildi biliyor musun? Sanırım %41'i kabul alıyor. %41'i evet. Kabul alıyor. Hı-hı. Yani çok önemli gerçekten. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Artık seni o dünyaca kabul görmüş, o müzik akademinin seçmiş olduğu bir sanatçı olarak görmek gerekiyor. Öylesin zaten. Ama ne olur efendim, bizim bu yayınımızı izleyen değerli iş insanlarından adayı yalnız bırakmamalarını rica ediyorum ben. Eskişehir diyoruz hep sanat şehri. Adanın böyle bir isteği var ve gerçekten çok büyük bir istek değil. Biz 10-15 değerli iş insanı, Eskişehir Organize Sanayi'den de olabilir, ticaret odasından da olabilir veyahut da çevremizden insanlar da olabilir, adayı Amerika'daki müzik okuluna gönderebilmeliyiz. Ada da bu sağduyuyla geri döndüğünde o ülkesine, o vatanına bağlılığını sanat aşkıyla bütünleştirecek, öyle değil mi? Evet. Şimdi gönlüm istiyordu ki burada Art'la seni dinlemek. Hı hı. Ama dediğim gibi teknik imkansızlıklar sebebiyle olmadı. Çok devasa bir enstrüman. Gerçekten öyle gitar, kanun ya da klarnet gibi bir enstrüman değil ki. Evet. Eğer sen de istersen seyircilerimize senin arp çalarken güzel bir klibin var diyeyim. O klibi izleyelim mi birlikte? Tabii ki. Çok o güzel. Zaman klibi veriyoruz efendim. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, I feel.
dawn. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new. Yani biz mest olduk klibi izlerken. Umarım değerli STV izleyicileri de mest olmuştur. Kesin seni Art'la birlikte buraya almamız gerekiyor. Ona bir kere daha kani olduk klipten sonra. Ada Canata'yı takip etmek isterseniz Instagram'da kendi hesabı var efendim. YouTube'da da çalışmaları var. Daha detaylı kendisini takip edebilirsiniz. İleride takip etmeyi hani onu beklemeyin, şimdiden edin. Çünkü ilerleyen zamanlarda çok takipçisi olacak. En azından şimdi Ada bizi bilir diye düşünüyorum. Adacığım, bu kliple ilgili bir şeyler sorayım. Bu özel bir çekim mi, senin konserinden bir parça mı? Onu bize anlatır mısın? Bu bir üniversitenin, daha doğrusu bir üniversitenin değil, bu 23 Nisan için yapmış olduğum bir etkinlikti. Harika. Yakın zamanda da 23 Nisan'ı geride bıraktık. Evet, evet. Bu 2020 senesinde sanırım gerçekleşti. Atılım Üniversitesi'nde gerçekleşti. Evet. İçimdeki Çocuk diye bir etkinlik kapsamında ben de işte çocuk olarak orada yer aldım. Başka sanatçılar da yer aldı, benim gibi genç. Harika. Öyle bir etkinlik. Genç yetenek. Tabii bizim kanunlarımızda şöyle, 18 yaşına kadar çocuk olarak adlandırıyoruz, evet. Ya. Aslında artık Ada bir genç yetenek, öyle adlandırmak daha doğru olacak. Ama hukuken çocuk demek tabii ki daha doğru olacaktır. Şimdi şuraya kafam takıldı Adacığım. Tabii ki 3000 kişi başvurdu. Hepsi de burslu değildir herhalde, değil mi? Yani senin gibi tam eğitim bursu alan azdır diye düşünüyorum. Evet, okul normalde ilk sene çok zor burs veren bir okul. Çünkü hem nasıl bir öğrenci olduğunuzu bilmiyorlar. O yüzden ikinci sene burs sınavlarına girerek daha kolay burs elde edebiliyorsunuz. O yüzden ilk sene çok vermiyorlar. Ama sen ilk seneden, evet, hiç seni, evet, daha görmeden, hı-hı, online sınavlarla, evet, yaptığın işlerle bunu kabul ettiler. Hı-hı. Büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Onun için bugün ben özellikle sanata daire adayı konuk almak istedim. Böylesine bir genç yeteneğin sanata daire konuk olması gerektiğini düşündüm. Bir kere daha beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Hem annene, hem babana, hem sana. Ben teşekkür ederim. Şimdi Adacığım, inşallah seni biz göndereceğiz. Eskişehir bu konuda duyarlıdır. Biz neler neler başarmadık ki bunu da başaracağımıza düşünüyorum. Amerika'ya gittiğinde orada 4 sene mi bir eğitim alacaksın? Evet, evet. 4 sene sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ben yüksek lisansla yapmak istiyorum. Hatta eğer ki gerçekleştirebilirsem, bu yeni idealim, yüksek lisansımı Avrupa'da yapmak istiyorum. Harika. Böylece hani ikisini de görmüş olurum, müziğe olan yaklaşımlarını da görmüş olurum bu iki farklı kıtanın. Yüksek lisans yaptıktan sonra akademide kalıp o zaman öğretmen, yani hoca olmayı mı, akademisyen olmayı mı düşünüyorsun? Şöyle, evet, böyle bir düşüncem var aslında, ama ben bundan ziyade ilk başta
caz arp bölümü açmak istiyorum. Harika. Evet, çünkü böyle bir bölüm yok henüz bildiğim kadarıyla. Bunu meslek olarak yapan bir kadın daha var, İsviçre'de yaşıyor o da. O yüzden ikincisi olma yolunda ilerlemek istiyorum açıkçası. Can, çok güzel hedefler. Tebrik ediyorum gerçekten. Böyle ayrıca da motive oluyorum böyle anlattıkça. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada bir kişi var İsviçreli dedin. Değil mi? İkincisini olmak istiyorum ve caz arp bölümünü açmak istiyorum. İşte sanat, sanatın gücü bu. Hakikaten öyle. Yani onun sonrasında ne yapmayı düşünüyorsun? Sahnede olmak istiyorum. Ben sahneyi çok seviyorum. Sahnede çok rahat hissediyorum her zaman ve yani kendimi tam olarak ifade edebildiğimi düşündüğüm yer de sahne aynı zamanda. Bu yüzden olabildiğince böyle sahnelerden inmeyip hani sürekli bir şeyler icra ederek yaşamımı sürdürmek istiyorum açıkçası. İnşallah. Biz umarım. De büyük bir temenniyle senin yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Ama ara ara gireceğim. Şimdi ben kendime takıntı yapıyorum böyle efendim. Şimdi Ada tabii mütevaziliğe vuruyor kendisi. Söyleyemiyor. Ama biz Ada'nın yanında olmamız gerekiyor. İlk etapta herhalde 1 Mayıs değil mi Ada? Başvurular. Evet. Çok yakın bir zaman evet, kaldı aslında. Evet. Yani 1 Mayıs şurada işte önümüzdeki günlerde o başvuruyu sağlamamız gerekiyor. Evet. Onun için bizim yanımızda olun lütfen. Kararınca böyle bir destek sağlayabilirsiniz Ada'nın o eğitimine. Tam eğitim bursu var ama yaşam bursunu sağlamak adına Ada'nın ailesine kavuşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz, Ada'ya ulaşabilirsiniz. Ben mutlaka hayırsever bir iş insanının senin sanatına dokunacağını düşünüyorum. Beni şu anda dinleyen varsa, duyan varsa bana ulaşacak ve diyecek ki Hüseyin çok güzel bir iş yaptın, bizi Ada'yla tanıştırdın. Ada ileride çok büyük bir sanatçı olacak. Şu an genç yetenek olabilir. Ancak biz onun o sanat yolculuğunda, sanat yaşantısında ona destek vermek istiyoruz diyeceklerdir diye düşünüyorum. Umarım. Sen de bir şeyler söyle bence. Ben biraz seni böyle rahatlatmak anlamında konuşuyorum. Sen de içinden geçenleri lütfen. Bizim programımız böyle mütevazı bir program. Onun için lütfen söyle. Bu hayalim benim için gerçekten çok önemli. Yani senelerdir, 7 senedir idealim hep buydu ve şu an başta da dediğim gibi yüzdüm artık kuyruğuna geldim. O yüzden böyle bir maddi imkansızlığın gitmemi engellemesinden gerçekten korkuyorum. Ödüm kopuyor böyle bir durum yaşamaktan. Çünkü ileriki kariyer hayatımı da bu okulun çok büyük etkileyeceğini düşünüyorum, çok büyük bir şekilde. O yüzden bu okula gitmek ve arp ve caz okumak benim için gerçekten çok önemli. Çünkü ben senelerdir mesleğimi bunun üzerine kurmak istiyorum. Ve bu sebeple vereceğiniz destek gerçekten benim için çok önemli. Çok şey anlam ifade ediyor. Süper. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Ada. O gönlünü açtın bize. Bu çok önemli, çok değerli. Yani tabii ki bizim ülkemizdeki sanata verilen değer de çok değerli. Hani çok anlamlı. Ama bazı okulların sana katacağı veya tüm dünyada müzik alanında, sanat alanında etkili olan okullar farklı tabii ki. Evet. Nasıl bizim ülkemizde de var ama Amerika'da böyle bir eğitimi almak ve sonrasında Türkiye'de bu şekilde bir caz art bölümünün açılması çok ayrı bir durum oluşturacak. Bizim yükselmemize de aslında etki edecek. Hep diyorum şimdi onu gördüm aslında hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işte o çocuklara armağan ettiği 23 Nisan sonrasında böylesine genç yetenekli arkadaşlarımızın olması açtığı yolun ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. İyi ki varsın. Yani ben inanıyorum bu yolu birlikte aşacağımızı. Belki Amerika'ya bağlanırız sonrasında. Ada'nın durumunu öğrenmek adına. Oradan bize belki klipler gönderir. Ada, ben de burada sanata dair de yayınlama fırsatı yakalarım diye düşünüyorum. İstersen şimdi bir kere daha, bir tane daha bir parça dinleyelim senden. Tabii ki, tabii ki. Hadi buyur lütfen. To want you, to want to love.
such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again have to say, take me back, I love you, pity me, I need you, I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Zaten böyle şarkıları söylerken de kendinden geçiyorsun Ada. Öyle değil mi? Yani öyle de olmalı aslında. Kendini de veriyorsun. İyi bir İngilizcen olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda hani onu da hissediyoruz ama biraz o süreçten bahsedelim mi? Kursa gittim dedin. Öncesinde ilgin, alakan var mıydı? Amcam çok dil yeteneğine sahip bir insandır. Böyle 3-4 dil falan bilir kendisi. O yüzden böyle çok etkileniyordum bu durumdan. Babaannem de Almanca biliyor böyle evde bazen işte. Evde konuşuluyor muydu? Yok, düzenli olarak değil. Bazı sözcükler işte Achtung dikkat et demekmiş mesela. Böyle çay getirirken Achtung falan diyerek gezer hep. Böyle şeyler beni çok etkiledi tabii. Bir de 4. sınıfta okulda İngilizce eğitimi başladı. Ailem de dedi ki hani biz direkt kursa gönderelim ki daha böyle etkili bir eğitim olsun. O yüzden 4. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı farklı kurslarda İngilizce eğitimi aldım. Sonra pandemi girdi araya. Pandemi girdiği için duraksadı bu İngilizce eğitimi. Evet. Sonra bu okul çıkınca işte okulun İngilizce sınavı istemesi, farklı İngilizce sınavı çeşitleri var. Birçok seçenek sunmuşlardı bana da. Ben onlardan bir tanesine girdim. 9 üzerinden 6 almamı istiyorlardı sınavda. Evet. Ben 6 alarak tam şeyle geçtim, harika. Sınırla geçtim. Çok güzel. Pandemi birazcık tabii İngilizceye ara vermeme sebep olunca birazcık bende de gerileme oldu. Yani öyle olunca işte dizilerimi son bu birkaç ayda İngilizce altyazılı veya hiç altyazısız izlemeye başladım. Bir aylık bir kursa gittim özel ders olarak. Çok güzel. Sadece sınava hazırlanmak bakımından. Tabii. Sonrasında işte sınava girdim. Bir haftada falan onun da sonucu belli oldu. Direkt okula gönderdik sonucunu. Sözlü olarak da bir sınav oldu mu? İngilizce evet, sözlü evet, de oldu. Sözlü ondan de oldu. Da başarılı bir şekilde geçti. Evet, sözlü, yazılı, dinleme ve okuma olarak. 4 harika, şeyden. Harika. Yani iyi bir İngilizcesi olduğu belli zaten Ada'nın efendim. Çünkü hem o parçalara da yansıyor söylerken ve iyi bir telaffuz da geleceğini düşünüyorum. Hissiyatım o yönde. Peki Amerika'ya gittiğinde tabii oradaki eğitimde İngilizce olacak. Evet değil tabii. Mi? Sen kendine güveniyorsun. Evet. Harika. İşte bu. Yani özgüveni yerinde bir sanatçı. Biz artık yani bütün soruları soruyorum ki sizin adınıza efendim. Hani sizin o desteklerinizle o yaşam bursunu da sağladığımızda Amerika'ya gönderdiğimizde adayı o zaman gözümüz arkada kalmayacak. İngilizcesi tamam, sanat yaşantısı tamam, art'la olan bağlantısı tamam. Onu da gördük biraz önce klipte de izledik. Sesi deseniz zaten çok güzel bir sesi var. Hepsini birlikte bütünleştirdiğimizde yeni bir star, yeni bir sanatçı, caz art bölümüne hayat verecek bir Türk sanatçısı geliyor diyebiliriz efendim. Harika. Şimdi biraz da okuldan bahsedelim.
Yani mutlaka senin ayrı bir emeğin var ama senin yanında olan hocaları da burada unutmamak lazım. Tabii ki, tabii ki. Onlara neler söylemek istersin? İlk harf hocam İpek Mine Sonakın'a gerçekten. Öncelikle Ece Yavaş'a beni arpa başlattı ve bana o videoları izlettiği için çok teşekkür ederim. Evet hocam da burada. Evet o da bizim. Selamlarımızı iletiyoruz hemen, bizi izliyor şu anda. Sonrasında arpa olan bakış açımın, tekniğimin oturmasında çok çok büyük katkılar sağlayan İpek hocama çok teşekkür ederim. Kendisi İstanbul'da yaşıyor aynı zamanda. Şu an Ece Yavaş'la çalışıyoruz tekrardan. Şu anki arpa öğretmenim o. Ona da bu okula girme sürecimde sürekli yanımda olup benim için gerçekten altından kalkamayacağımı düşündüğüm şeylerde çok desteği olup altından kalkmama yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Ve arp eğitimi olan katkısından bir yerlere başvurmamı, bu konularda beni cesaretlendirdiği için teşekkür ederim. En önemlisi aileme gerçekten 5. sınıftan beri bu hayalimi hiçbir zaman küçümsemeyerek, ya zaten gerçekleştiremezsin, boş ver gibi cesaretimi kırmayarak sürekli yanımda olup sınav sürecinde de aynı şekilde zamanım sıkıştığında bile olsun adacım işte yetişir gibi şeylerle beni sürekli yatıştırdıkları için, bu zamana kadar hep yanımda oldukları için çok teşekkür ederim gerçekten. Harika, ne güzel. Biz de öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Bir tanesiyle tanışmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Annen bana ilk bunu söylediğinde hemen oturduk masaya ve nasıl o arpı buraya getirebiliriz'i planlamıştık. Onu konuştuk, bunu konuştuk, şöyleydi, böyleydi derken bugün buradayız. Ben yine beni seninle tanıştırdıkları için ilk önce halk bilimin değerli saz üstadlarından Olcay Böge ve Öke Ünler'e teşekkür ediyorum. Onlar vesile oldu diyebilirim. Evet. Olcay Böge beni aradığında tabii ki dedim, seve seve, yeter ki dedim konuşalım ne yapmamız gerekiyorsa, çünkü sanata dair programının amacı bu, benim yapmak istediğim şey bu. Ülkemizde, Eskişehir'de, kendi çevremizde değerli olan insanları daha fazla kişiyle buluşturmak. Seni mutlaka fazla kişi tanıyacaktır ama şimdi STV'deki sanata dair programıyla bir adım atmış olduk. Evet. Onun için çok değerli. Sonrasında sana teşekkür ediyorum. O özgüvenin. Bugün böyle biraz inişli çıkışlı bir hayat yaşasak da şu zaman dilimi içerisinde çok güzel bir program götürüyoruz. Umarım hayatında hep istediklerin olur ama biz sana yardımcı olmalıyız. Senin büyüklerin, senin arkadaşların olarak. Eskişehir'de umarım bu 10 bin doları bizlere destek olabilecek mutlaka kişiler vardır. Adaya bursiyer olabilecek çok fazla kişi vardır diye düşünüyorum. Burs verebilecek çok fazla kişi vardır. Ben bu program sonrasında telefonlarımın en azından bazı kişiler tarafından aranacağını düşünüyorum. Ben de hemen sana yönlendireceğim, ailene yönlendireceğim. Ve belki de tamamını olmayabilir ama belli bir kısmı, ben adaya şu kadar kısım destek vermek istiyorum. Amerika'da bu çorbada benim de tuzum olsun diyorum diyen bütün sanatseverleri ben hadi bu taşın altına elimizi sokmaya davet ediyorum. Evet, konserlere gidiyoruz, tiyatrolara gidiyoruz ama önemli olan işte bizim birbirimize destek olmamız. Adaya burada destek olacağız. Ondan sonra da adada bizim yüzümüzü, alnımızı hiçbir şekilde yere eğdirmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü bu karşılıklı. O da öyle bir yetenek ki, öyle bir genç ki, ülkesini, ona yardım eden kişileri unutmayacaktır. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Peki şu soruyu da sormak istiyorum Adacığım. Şimdi bugün seninle ilk defa tanışan kişiler var. Belki senden küçük meslektaşların da olabilir. Yaşça. Onlara neler söylersin? Tavsiye eder misin konservatuarı, müziği? Biraz senden dinlesinler bence. Tabii. Konservatuar gerçekten güzel ama zor bir okul. Çünkü hem normal dersleri hem müzik derslerini aynı anda yürütmek birazcık bazen strese sebep olabiliyor tabii ki. Ama yani günün sonunda ben sanat yaptığım için her zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten yaptığım şeyi icra etmek beni her zaman çok mutlu etmiştir şu ana kadar. Gerek sahnede olsun, gerek eve misafir gelince onlara çalmak, söylemek olsun. Hiç fark etmez. Yani sanat yapıyor olmam, müzik yapıyor olmak beni her zaman çok mutlu ve rahatlatmıştır yani şu ana kadar. Bu yüzden bunu bir de konservatuardan eğitim alıp bilerek yapmak, hani ne yaptığımı bilerek yapıyor olmak
çok daha büyük güven veriyor bana. Yani yaptığım işten daha emin olarak yapıyorum tabii ki. Ayrıca yani ben ilk başta bu okulun sınavına girerken hem böyle bir pandemi, işte zamanım çok dar, girmesem mi falan gibi düşüncelerim oldu. Yok yetişmeyecek ya, hani bir sene bekleyeyim işte herhangi bir üniversitede girmeyeyim, sonraki sene deneyeyim, bir sene ara vereyim gibi düşüncelerim de oldu. Ama denemekten zarar gelmiyor gerçekten. Yani hani şu an buradayım, yani okulu kazandım. Eğitim ücretimi ödemiyorum, eğitim bursu olarak kazandım. Şu an sadece yaşam bursu arıyorum. Ve yani bunlar sadece yok ya hani birazcık sıkışırım ama sonrasında rahatlarım dediğim için oldu. Yani bunları bir sene sonra belki elde edemeyebilirdim de. Ama yani böyle biraz dişimi sıkıp kendimi zorlayınca gerçekten oldu şu an. Hani yolun sonuna geldim gerçekten bu idealimde. O yüzden gerçekten denemekten zarar gelmiyor. Sanat yapmaktan hiç zarar gelmiyor zaten. Sanat yapmak çok güzel bir şey cidden. Hani umarım bu programı izleyen herkes yaptığım sanatı beğenmiştir. Çok isterim gerçekten beğenmenizi. Ve hani kendisine de ilham olabilmişimdir gerçekten böyle bir şeye başlamak adına. Teşekkür ederim şimdiden. Bence ben böyle o kadar güzel konuşuyor ki Ada. Gerçekten böyle huzur doldum açıkçası. Senin çok çok daha farklı kitlelerle buluşman gerektiğine inancım oluştu. O kadar özgüvene sahip bir gençsin ki. Teşekkür ederim. İyi ki de tanımışım seni. Bundan sonraki yolculuğunda da bir sanatsever olarak, sanatın içindeki bir kişi olarak daima senin yanında olduğumu söylemek isterim. Bu çok değerli bir şey. Çünkü o kadar güzel bir şey söyledin ki bugün, umarım dedin ki ben size kendimi beğendirebilmişim ve ilham olabilmişimdir dedin. Aslında yaptıklarımız tamamıyla bizim birilerine bir gösterge biçimi. Evet. Bu gıpta etmek de olabilir, kıskanmak da olabilir. Önemli değil. O tamamıyla aslında kişinin kendisinde. Hı hı. Ama sen çok güzel bir rol model oldun bugün programımızda bizi izleyenlere. Lütfen bu programı paylaşın efendim. Paylaşın ki Ada'nın bu sesi herkese ulaşsın. Sonrasında STV Facebook hesabında videomuz duruyor yayından sonra. Onu lütfen paylaşın ve biz Ada'nın bu yaşam bursunu, eğitim bursu tamam, yaşam bursunu birlikte tamamlayalım. Tek bir kişinin tamamlamasına gerek yok. Parça parça bütünleşip sanatın gücünü Ada'da gösterelim. Ada da onu Amerika'ya taşısın ve Amerika'da da bizim sesimiz olsun istiyorum. Evet. Harika. Adacığım, yani sen diyordun ya bana nasıl geçecek diyordun aslında. Hani soruları kovalıyor ama programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bir kere daha sana sözü vermek istiyorum. Sonrasında ben senin yine bu Amerika'daki durum ve okulla ilgili bilgilendirmeyle programı kapatmak istiyorum. Ama son söz sende. Öncelikle size çok teşekkür ederim beni burada konuk olarak ağırladığınız için. Ne benim için çok büyük bir zevkti. Çok keyif aldım gerçekten. Ufak talihsizlikler olsa bile yine de günün sonunda hani günün sonunda güzel kurtardık diye düşünüyorum. Evet, evet biraz üzüldük Ada'yla. Arp'ı buraya taşımak istiyorduk efendim. Açık konuşayım ama taşıyamadık. Arp'ı taşıyacağız. Bayramdan sonra ben şimdi zaten kısa bir zaman dilimi var. Umarım o zaman size sürprizi biz veririz. Burs tamamlandı. İşte Art'la birlikte geldik deriz. Ama bayramdan sonra Ada'yı mutlaka bekliyorum. Buyur Ada'cığım, devam edebilirsin. Sonrasında hocalarıma, bana katkı sağlamış şu ana kadar herkese, öncelikle aileme, arkadaşlarıma, kalan bütün akrabalarıma, hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de emeğiniz olup bugün ben olmamı sağlayacak şeylere sebep olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize. Umarım önümdeki engeller de gerçekten biter ve hani gayet sağlıklı bir şekilde giderim. 1 Mayıs'ta biz başvurumuzu yapacağız. İlk etapta evet. 10 bin dolara ihtiyacımız var. Sonrasında senin eğitimin Ağustos'ta başlayacak, öyle değil mi? Evet. Harika. Eylül'de başlayacak. Oryantasyon için Ağustos'ta gitmem gerekecek. Oryantasyon için Ağustos'ta Ada'yı hep birlikte Amerika'ya uğurlayacağız. Fakat öncesinde başvurumuzu yapabilmek için lütfen Ada'ya destek olalım. Tam bursunu, yaşam bursunu biz sağlayalım. Eskişehir olarak böylesine değerli bir sanatçıyı biz şehrimizde tutarak kazanalım diyorum. Ben de yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benimle ederim. Benimle o heyecanı paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok heyecanlandım ve bu program sonrasında da elimden ne geliyorsa
yapmaya hazırım. Çok teşekkürler. Için. Teşekkür ederim. Değerli STV izleyicileri, bir sanata dairin sonuna geldik efendim. Evet, gerçekten bugün bir genç yeteneği ağırladık biz stüdyomuzda. Ada Can Ata. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise son sınıf öğrencisi. Bir özelliği var. O özelliği Amerika'da çok ünlü bir müzik okuluna tam olarak eğitim bursunu almış, kabul görmüş bir öğrenci. Hatta ve hatta bir sınıf atlayarak 12. sınıfa layık görülmüş bir öğrenci. Tam anlamıyla genç bir yetenek. Sadece önümüzdeki küçük bir engel, engel demeyelim ama maddi bir engel, 10 bin doları bulup biz 1 Mayıs'ta Ada'nın başvurusunu birlikte gerçekleştirelim diyoruz. Hadi gelin bugün sanata dairi, evet, Ada'nın o güzel parçalarıyla kapatacağız belki ama aklımızda sanata, sanatçıya verdiğimiz değerle kapatalım istiyorum. Bana ulaşabilirsiniz, aileye ulaşabilirsiniz, STV ailesine ulaşabilirsiniz. Ada Can Ata burs verecek gönüllü insanlar arıyor efendim. Programımızı izlediniz, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.